Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturumda kavga çıktı. Bakın bu görüntüler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yansıyan görüntüler. Yani hep aslında AK Partili ve CHP'li vekiller arasında yumruklu kavga yansıyor ekranlara. Yani tüm yorumculara sözü bıraktığımızda hepsinin vurguladığı nokta Türkiye böyle kritik dönemlerden geçerken içeride güçlü olmak lazım, tunç olmak lazım ifadelerini duyuyoruz. Şimdi ama maalesef gördüğümüz tablo bu. Vekiller birbirlerine girmiş durumda. Yumruk yumruğa bir kavga görüyoruz meclis oturumunda. Duygu Ayaz Bayram bize şimdi detayları aktaracak. Duygu, seni dinleyelim. Başak Şengül, şu anda aslında meclis genel kuruldaki tansiyon düştü diyemeyiz. Hala gergin ortam devam ediyor. Vekiller fiziksel olarak şu anda daha sakin ancak sözlü olarak tartışmaya devam ediyorlar. Tüm vekiller şu anda ayakta ve genel kurul salonunda büyük bir karışıklık olduğunu söylemek mümkün. Şöyle başlayalım, aslında normal bir şekilde genel kurul görüşmeleri başlamıştı. Grup başkan vekillerinin söz almasının ardından kürsüde olağan gündeme geçilmişti. Ta ki Engin Özkoç kürsüye çıkana kadar bu sakinlik devam ediyordu. Ancak CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un kürsüye çıkmasının hemen ardından meclis genel kurulunda tansiyon yükseldi. Tansiyon yükselmesi Engin Özkoç'un konuşmasını etkilemedi. Konuşmaya devam etti ancak bir süre sonra milletvekillerinden gelen tepkinin ardından aslında oturuma 10 dakika ara verildi. İşte aranın başlamasıyla birlikte milletvekilleri yerlerinden kalktı ve arbedeye dönüşen bir tartışma hal tepki gösterdi. AK Partili vekiller Duygu. Duyamadım, bir daha alabilir miyim? AK Partili vekiller tam olarak Engin Koç konuşurken tam olarak neye tepki gösterdiler? Aslında şöyle, bugün Engin Özkoç'un bir basın toplantısı olmuştu mecliste. Bu basın toplantısında da biraz yüksek bir tonda basın toplantısıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı konuşmasına eleştirileri vardı Engin Özkoç'un yaptığı basın toplantısında. İşte bu basın toplantısında söylediği sözleri de eleştirmişti AK Partili vekiller. Genel kuruldaki kürsü konuşmasında da tam olarak tartışmanın buradan çıktığını söyleyebiliriz. Yani Engin Özkoç'un genel kurul görüşmeleri başlamadan önce yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmaya eleştirmesinin ardından meclis genel kurulundaki kürsüye çıkmasıyla birlikte yaptığı konuşmada bir anda ortam gerildi ve hala daha da meclis genel kurulunda tartışmanın devam ettiğini söylemek mümkün. Aslında şu anda ara verildi ancak ara verilmesine rağmen milletvekilleri genel kurul salonundan ayrılmadı. Peki, milletvekilleri hala genel kurul salonunda. Duygu Ayaz Bayram bize hem bu işte tablonun sebebini aktardı hem de son durumu iletti. Hala tansiyon düşmüş değil anladığımız kadarıyla. Ortam gergin, yani bu yumruklaşma sona ermiş ama ortam hala gergin ve sözlü olarak anladığımız kadarıyla vekiller hala birbirlerine eleştirilerini sürdürüyorlar. Engin Özkoç'un düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği ifadeler üzerine AK Partili vekiller Engin Özkoç kürsüye çıkınca tepkilerini gösteriyorlar. Bunun üzerine de işte AK Partili vekillerle CHP'li vekiller bir araya böyle maalesef yumruklaşarak bir fotoğraf, görüntü veriyor meclis genel kurulunda.